Şimdi sevgili Sercan'a gideceğiz. Sercan Dikme'ye. İçimizdeki çocuğu Sercan'la birlikte şöyle bir coşturalım. Nevzat Demir tesislerinde. Sercan, 23 Nisan Çocuk Bayramı kutlu olsun. Herkesin kutlu olsun Deniz Satar, selamlar. Nasılsın? Burada gerçekten Neler çok güzel bir ortam orada? Var. Çoluk çocuğa karıştın. Top böyle oynuyorum. Etkinliklere mi gidiyorsun artık? Top oynuyorum. Yayın olmasa şeker diyecektim çocuklarla Tahmin birlikte. Tahmin edebiliyorum. Kameraman arkadaşım Erdal Bağcılar izledi. Gelmişsin. Evet. Çocuklar burada. Hoca geliyor birazdan. Kameraman arkadaşım Erdal Bağcılar rica edeyim. Nevzat Demir tesislerinde gerçekten çok güzel bir ortam var. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlanıyor burada. Bir kez daha Mustafa Kemal Atatürk'ü analım burada. Tesislerde ortamın çok güzel olduğunu söyleyelim. Erdal Balcı'dan da rica ederim. Cenk'in yanına doğru gidelim. Cenk dün asistini yaptı. Bugün de çocuklarla bir araya geliyor burada. Birazdan tüm Beşiktaşlı futbolcular çıkacak. İşte ekranlara geliyor. Barış Papi ile siz onu Gezdal'ın motorunu yetiştirirken, evraklarını yetiştirirken abi nasılsın? İyi sen? Hoş bulduk. Çok iyiyim. Konuşacak mısın? Şu an huysuz biraz. Erdal abi gel gidelim Cenk'in yanına doğru. Burada Beşiktaşlı taraftarlar 7'den 70'e çocuğunu alan herkes buraya gelmiş durumda. Beşiktaşlı futbolcular, Şenol Güneş, bu bayram ülkemizin bayramı coşkuyla kutlanıyor çocuklarla birlikte. Cenk de burada. Hiçbir çocuğu kırmıyor. Canlı yayında ekranlara da geliyor şu an. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız. Beşiktaşlı futbolcuların, Cenk'in burada olduğunu söyleyelim. Birlikte top oynuyorlar. Nasılsın? Sakarya'dan geldik. Cenk Bey çağırdı. Oo, hoş geldin. İyi misin? İyiyim. Cenk abi, duygularını alsak çok güzel olur abi. Canlı yayındayız. Bir saniye. Cenk abi. Duygularını alalım. Duygularımız abi. Güzel çocuklarla burada oynamak. Cenk abi, benim abi. Tamam, hemen atacağım oğlum. Bir saniye. Kadıköy Padişah. Burada çocuklarla birleşmek çok güzel bir duygu. Bugün çocuk bayramı. Biz de çocuklarımızı getirdik. Böyle işte yüzlerce, onlar da bir yerlerde koşuyor. Beni bekliyorlar top oynamak için de daha ayrılamadım bunlardan. Abi bir imza. Kaptan! Atalım. Çok yani, güzel bir organizasyon. Çok güzel bir organizasyon, aynen. Sağ olun. Biz de seve seve bugün bu organizasyona katılmak istedik. Çok güzel bir ortam var. İşte çocukları mutlu etmek ne güzel bizim için. Çok sağ ol Cenk, teşekkür ederiz. Hoca da geldi arka tarafta. Mikrofonu şuradan alalım. Kimindi bu? Hoca da geldi. Hocanın yanına da doğru gidelim. Ya buradaki çocuk sayısını sayamayacak düzeye geldik. Gerçekten geldi. Şeker veriliyor, toplar oynanıyor, oyunlar oynanıyor. Biraz gaza gelirsen ben de çocuklarla oyun oynayacak gibiyim Deniz Satar, onu söyleyeyim. Sanatçılar da burada, Beşiktaşlı sanatçılar da burada. Eğer onları da görürsem mikrofonu uzatayım ben. Çok güzel bir atmosferin içinde olduğumuzu söyleyelim. Hoca da hiçbir çocuğu kırmıyor. Pardon. En güzel ana geliyoruz. En güzel ana geliyoruz. Tüm çocuklarımızı bu tarafa alabilir miyim? Evet çocuklar. Hocam. Hocam. Hayır böyle olmaz. Daha yüksek ses. Hemen Şenol Hoca'ya da canlı yayında mikrofon uzatalım. Hocam merhabalar, nasılsınız? Günaydın. Duygu düşünceleri varsa canlı yayındayız hocam. Çocuklarla beraberiz. Duygularımız onların geleceğin iyi olması. Hem bugün hem yarınları iyi olsun çocuklarımızın. 23 Nisan'ı kutlarken, Ramazan bayramını kutlarken birlikteyiz. Büyük kulüp, büyük takım, büyük aile olduğumuzu göstermek için buradayız. Hocam sizi tebrik ederiz böyle bir atmosfer, böyle bir ortam oluşturduğunuz için kulübü de. Gelenleri tebrik etmek lazım, teşekkür etmek lazım. Sağ olun hocam, çok teşekkür ederiz. Şenol Hoca'nın görüşleri bu şekildeydi. Erdal Balcı'dan rica edeyim, az önce bahsetmiştik Beşiktaşlı sanatçılardan. Feridun abi, nasılsınız? Günaydın. Günaydın, iyi bayramlar bütün çocuklara. İyi bayramlar, duygu düşüncelerinizi almak isteriz çok abi. Çok güzel bir ortam. Çocukların bu en güzel gününde, en sevdiğimiz kulübün sınırları içinde onlarla birlikte olmak çok mutluluk verici. Şahane, çok teşekkür ederiz. Sizi görmek de çok güzel. Rica ederim, sağ olun.
Feridun Düzağaç'ın görüşleri bu şekilde. Bakıyorum başka. Zafer abi. Zafer abi. Canlı yayındayız. Düşüncelerini alsak. Burada. Merhabalar. Merhabalar. Şenol Hocam'ın önderliğinde Beşiktaş Kulübü çok güzel bir etkinlik düzenlemiş. Hem depremzede çocuklar geldiler. Hem evet. Çocuk esirgemeden evlatlarımız geldi. Burayı tam bir çocuk şenliği havasına soktuk. 23 Nisan Ulusal ve Egemenlik Bayramı. Dünyada çocuklar için ilan edilmiş tek bayram. Evet. Tüm çocuklara kutlu olsun. Çocukların yüzü hep gülsün. Gülsün. Hepsinin şansı, bahtı açık olsun. Sağ olsun Şenol Hocam da böyle bir organizasyonda liderlik yaptığı için kendisine teşekkür ediyorum bir Beşiktaşlı olarak. Bizleri de davet etti. Biz de geldik. Elimizden geldiği kadar destekte bulunuyoruz. Sağ olun. Abi çok teşekkür ederim kıymetli görüşlerinden dolayı. Burada Şenol Hoca da futbolcular da hiçbir Beşiktaşlı sanatçılar, taraftarları, çocukları kırmıyor. Gerçekten hani bayram nasıl kutlanır? Sadece tesislerde, Beşiktaş çatısı altında değil, ülkemizin dört bir yanında, her yerde, sadece bir gün değil tabii ki, her gün bu anlamlı bayramı anmamız gerekiyor. Zafer Algöz'ün de bahsettiği gibi dünyada çocuklar adına yapılmış bir bayram. Gördüğünüz üzere çok anlamlı bir bayram içindeyiz biz. Türk milletimizin hepimizin kalbinde, gönlünde ve bağımsızlığımızın sarsılmaz ifadesi olarak en içten şekilde hissettiğimiz günlerden biri 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı. Bugün yüzlerce siyah beyazlı taraftar, Beşiktaşlılar 7'den 70'e buraya gelmiş durumda. Hem Beşiktaş kulübü yetkililerini... Gel mikrofonu uzatalım sana. Adın ne? Can. Can. Benim de Sercan. Gel, memnun oldum. Eğleniyor musun burada? Evet. Top oynadık mı? Oynadım. Biraz daha top oynayalım ama olur mu? Şeker de yiyelim. Olur. Tamam mı? Gel. Ne söyleyeceksin söyle. İçinden geçeni söyle. Galatasaraylıyım ama Beşiktaş kulübüne geldim. Ay helal sana. Helal sana. Aferin sana. Bak işte gördüğünüz üzere Galatasaraylı bir çocuk. Ama Beşiktaş formasını giymiş. Gelmiş. Burada bu bayramı kutluyor. Gel sen de gel. Sen Beşiktaşlı mısın? Ne diyeceksin söyle. Beşiktaşlıyım ve bütün Beşiktaşlıların bayramlarını kutluyorum. Herkesin bayramı kutlu olsun. Teşekkür ederim canım benim. Ya sen ne tatlısın. Sen çiçek bana mı vereceksin çiçeği? Oy. Adın ne? Zehra. Eğleniyor musun burada? Bak gel kameraya el salla. Bak el salla. Şeker de yemiş. Çiçeğini de verdi bana. Erdal Balcı bir gösterelim istersen hocayı. Acaba kimlere mikrofon uzatabiliriz diye de bir bakıyorum. Burada bir organizasyon da yapılıyor. Danslar ediliyor. Oyunlar oynanıyor. Beşiktaşlı sanatçılar gelmiş durumda. Ben buradaki eğlenceyi kaçırmamak için canlı yayında da konuşuyoruz. Erdal Balcı. Erdal Balcı'dan rica edeyim. Şöyle gelelim. Burada Şenol Hoca'nın teknik heyetinden de isimler var. Hocam canlı yayındayız. Canlı yayındayız hocam. En azından günün anlam ve önemine dair sizden bir şeyler öğrensek, evet, söyleseniz. Evet. Öncelikle tabii 23 Nisan Çocuk Bayramı bizim için çok önemli. Çocuklarımız da bugün buraya sağ olsun Şenol Hocamızın önderliğinde ziyaretini açtı. Bütün ailelerle beraber bir aile havası olması bizim için hocam önemliydi. Hocam çok da gördüğümüz bir durum değil yani. Tesiste bütün çocuklar burada. Evet, kalabalık doğru. Bir bayram kutlanıyor. Doğru, teşekkür ediyoruz. Doğru. Çok biz de gelenlere çok teşekkür ediyoruz. Dün hocamız da herhalde bir basın toplantısından da buna değindi. Birçok evet. Taraftar da bir kulübü aramış bununla alakalı. Az önce bir genç çocuk mikrofon uzattım. Evet. Galatasaraylıyım ama Beşiktaş forması giymiş gelmiş hocam. Ne güzel o çocuklarımızı da Beşiktaş yapabiliyorsak ve etkinliğe katabiliyorsak tabii bizler evet, için çok mutlu. Gayet güzel bir ortam var. Yaptıkça. Bir aile ortamı inşallah daha bütünleyici şekilde ülkemizde bu şekilde devam eder. Buradan herkesin bayramında tekrardan kutluyorum. Hocam çok teşekkür ederiz kıymetli görüşlerinizden dolayı. Eren Şafak'ın açıklamaları bu şekilde. Şenol Hoca'nın teknik ekibinde bulunan yardımcı antrenör. Şöyle bir bakalım.
kimlere mikrofon uzatabiliriz diye çok bir yoğun bir kalabalık olduğu için ayırt da edemiyorum. Ama gel bak şuradaki durumu gösterelim abi. Oynasak mı biz de? İşte gördün burada Deniz Satar şu an öyle bir durumdayım ki. Görünce bu eğlenceleri eski günlerime döndüm. O yüzden yayını kapatayım ki ben oynayayım. Beşiktaş'ta bugün etkinlikler düzenliyor tesislerde. Çok da renkli görüntüler var. Hemen sözü Sercan'a bırakalım. Ceyda Dönmez çok teşekkür ederiz. Nevzat Demir tesislerinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramımız kutlanıyor. Burada Beşiktaşlı futbolcular çıktı. Görüntüler ekranlara gelsin. Az önce hoca vardı burada, sanatçılar vardı. Futbolcular da çıktı. Gerçekten çok güzel atmosfer var. Buranın güzelliğini, buranın şu anki futbolcuların da, hocanın da, çocukların da mutluluğunu gerçekten anlatacak bir kelime bulamıyorum. Bir kez daha bugünün anlam ve önemini anlamamız gerekiyor. Bir kez daha Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını rahmetle analım. Dünya üzerinde çocuklara atfedilmiş bir bayram, tek bayram, bir fotoğraf çekimi de gerçekleşiyor. Bir yandan da Erdal Balcı o görüntüleri sizlere yansıtıyor. Şenol Hoca bir önceki bağlantıda zaten bugüne dair görüşlerini paylaşmıştı. Beşiktaşlı sanatçılar da paylaştı. Erdal abi gel sol tarafa doğru geçelim abi. Burayı daraltmayalım. Belki bir futbolcu görürüz. Onlardan da görüş alırız. Bir fotoğraf çekimi de gerçekleşiyor. Cenk Tosun ekranlarda Türk bayrağı elinde Salih Uçan'ı gösterelim. Erdal Balcı. Burada çok güzel bir atmosfer var. Beşiktaş Kulübü bir standla yaptırmış. Hem oyun için hem şeker yemek için. Hatta bilmiyorum çocukların ağzında mavilikler var. Hepsi avatar gibi olmuş burada. O şekerleri yemekten göstersene Erdal abi. Var mı? Arka tarafta var bir tane abi. Ön tarafta Beşiktaş Kulübü As Başkanı Sayın Emre Koca da oturmuş durumda. Biraz daha açalım tamam. Yerde. Yerde abi. Çocuklarıyla birlikte Beşiktaşlı yöneticiler de geldi. Serhan Bey orada. Sayın Emre Koca da orada. Ya burada şu an negatiflik anlamında hiçbir şey yok. Bizim için, ülkemiz için çok önemli bir gün. Türkiye Cumhuriyeti kurucusu Mustafa Kemal Atatürk tarafından çocuklara hediye edilmişti. Şarkılar çalınıyor, oyunlar oynanıyor. Şimdi Beşiktaşlı futbolcular antrenman yapacak. Onun da uyarısı yapıldı. Erdal abi gel Salih'e canlı yayında mikrofon uzatalım. Salih çok güzel bir gün, neler söylemek istersin? Vallahi çok güzel. Bütün gençlerimiz, çocuklarımız, hocalarımızın, çalışanlarımızın çocukları, herkes burada. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum. Biz de zamanında böyleydik. Biz de eğleniyorduk. Yaramaz çok mıydın? Yaramaz mıydın sadece? Çocukken yaramazdık tabii. Sağ olun. İyi yayınlar. Çocukları bölmeyelim. Çünkü hatıra fotoğrafı da çektiriyor. Diğer futbolculara pankartın arkasına doğru geçelim. Kameraman arkadaşım Erdal Balcı ile birlikte buradaki mutluluğu sizlere yansıtmaya çalışıyoruz. Futbolcular birer birer ilgileniyor. Burada bulunan Fenerbahçeli, Galatasaraylı, Trabzonsporlu birçok futbolcu var. Artur Masuaku ekranlara geliyor. Hiçbir kimseyi kırmıyor Artur Masuaku. Milletimiz için çok güzel günlerden birini yaşıyoruz.
Başka futbolcu bakalım. Burada gel. Ersin'cim merhaba. Omar, canlı yayındayız. Neler söylemek istersin? Abi bayramımız kutlu olsun. Herkes buraya geldi. Biz de şimdi antrenman yapacağız. Çok mutlu bir gün çocuklar için de. Bizler de büyüdük artık. Salih'e az önce sordum, yaramaz mıydın çocukken diye. Sen? Ben yaramaz değildim abi. Ama Salih abi yaramazdır. Yaramaz mıyım dedi? Yaramazım dedi. Yaramazdır abi belli. Sağ ol, çok teşekkür ederim Ersin Destanoğlu'nun görüşü bu şekilde. Arka tarafa doğru gidelim. Çok pardon. Necip'i gördüm. Ona da bir mikrofon uzatmak isterim. Kaptan. Hadi gel. Kaptan canlı yayındayız. Çok kısa görüşlerini alsak. Tamam geç abi tamam. İdman da başlıyor. Yavaş yavaş çıkmamız lazım hoca görmesin çünkü. Başka kim var? Tayfur o. Tayfur selam canlı yayındayız. Çok güzel bir gün çocuklarla hatıra fotoğrafı çektiriyorsun, konuşuyorsun, eğleniyorsun. Neler söylersin? Çok güzel bir gün. Bütün ülkemizin 23 Nisan bayramı kutlu olsun. Çocuklarımızın kutlu olsun. Sevgi, mutluluk, güzellikle devam ediyor. Tüm futbolculara soruyorum çocukken yaramaz mıydınız diye. Salih ben yaramazdım dedi. Sen? Tabii ben de aynı şekilde. Senin bir araba merakın var herhalde. Benim var, hala var küçüklükten beri. Ne haber? Çok teşekkür ederim Tayfur. Çok sağ ol. Görüşürüz abi. Birazdan antrenman başlayacak. Antrenman başlayacağı için yavaş yavaş gidelim. Yöneticiler de burada. Onlara da mikrofon uzatalım. Röportaj bittikten sonra Beşiktaş Kulübü As Başkanı Emre Koca'da canlı yayındayız. Efendim çok güzel, anlamlı bir gün. Tüm evet. Ülkemizin bu özel bayramı, güzel bayramı kutlu olsun. Neler söylersiniz? Siz ailenizle, çocuklarınızla geldiniz. Evet, teşekkürler. Tabii öncelikle deprem felaketini yaşadığımız, çok zor günler geçirdiğimiz bir sene. Bu sene... Bugün 23 Nisan'da depremzede çocukları, engelli çocukları da kattık bu organizasyona. Tabii 23 Nisan'ı öncelikle bizlere armağan eden Ulu Önder Atatürk'ü de bir kez daha rahmetle, saygıyla anıyorum. Bizim için en büyük hedef Beşiktaşlı çocuklara ne kadar fazla yayabiliyorsak, Beşiktaşlılık çocuklara ne kadar fazla bu değerler aşılanabiliyorsa, ne kadar çocuk Beşiktaşlı olabiliyorsa bizim için en büyük başarılardan biri de o. Tabii ki bu organizasyonlar da buna hizmet eden organizasyonlar. Kutluyorum tüm çocuklarımızın 23 Nisan'ını. Teşekkür ederim. Sizin de geçtiğimiz günlerde 3. çocuğunuz dünyaya geldi. Allah analı babalı büyüsün. Çok teşekkür ederiz. Beşiktaş Kulübü As Başkanı Sayın Emre Kocadağ'ın açıklamaları bu şekilde. Acaba kaldı mı diye bakıyorum. Mikrofon uzatmadığım, görmediğim Beşiktaşlı futbolcu. Birazdan Ceyda Dönmez, birazdan antrenman başlayacak. Bizim yavaştan çıkmamız gerekiyor. Yani Şenol Hoca kızabilir. O yüzden hemen bitirelim yayını.